Bugün Bosna'yı süsleyen bu cami örneklerinden bazılarını görelim. Arkadaşlar, İslam sanatını vahdetin nakış nakış işlenmesidir diye tarif edebiliriz. Şimdi buna daha yakın bir örnekle bakalım. Kubbenin merkezi, birlik, beraberlik, dayanışmayı, daha başka bir noktada da gücü temsil eder. Genellikle kubbelerin dayandığı sekizgen kemerler, melekût makamını, dörtgen kemerde yeryüzünü ya da madde alemini ifade eder. Murat'la kaç zamandır tanışırsınız? Çocukluğumdan beri. Rahmetli babası babamın yakın dostuydu. Ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Meseleyi üç ana noktada topladım. Bağımsızlığa karşı çıkanların öne sürdükleri bir tez vardır. Sırplar, Hırvatlar, Boşnak Müslümanlar, Türkler, Arnavutlar 500 yıldan fazla bir zaman kardeşçe yaşamışlardır. Bundan sonra da bu kardeşlik Sırbistan şemsiyesi altında neden sürmesin demektedirler. Ancak önemli bir noktayı unutuyorlar. Bu kardeşçe yaşamanın mimarı Osmanlı Devleti'ydi. Şimdi yoktur. Nitekim yüzlerce yıl Barış Irmağı diye bilinen Drina, 1943 Çetnik Harekatı sonunda kesilen Müslümanların kanıyla günlerce kıpkırmızı aktı. Kısacası tarih göstermiştir ki inançlara saygı, hakların eşit bölünmesi Sırpların önderliğinde mümkün değildir. Bu yüzden Bosna Hersek Müslümanları için bağımsızlık vazgeçilmez bir şarttır. Tam bir manifesto olmuş. Meseleyi çok güzel toplamışsın. Tebrikler Murat. Sağ ol. Hemen matbaaya yetiştireyim. Çarpıcı bir broşür olacağı benziyor. Öyle olmalı ki halkımız seçeceği istikameti bilmeli. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Politikaya iyice ısınıyorsun ahbap. Politika değil, hizmet. Tabii tabii. Şaka bir yana son derece tedbirli olmamız gerekiyor. Öyle. Buyurun. Seni istiyorlar Murat. Buyurun, ben Murat. Kim? İntihar mı? Ya ne zaman? Peki, geliyorum. Hayrola, ne olmuş? Ayşe intihara teşebbüs etmiş. Hangi Ayşe? Şu senin kitabındaki resimleri çeken fotoğrafçı kız mı? Hı. Bohem takımından her şey beklenir. Gayeleri belirsiz, hayatta ciddi bir tutamakları yoktur. Ardından gelsin bunalım, buyursun intihar. Hiç şaşırmadım. Pırıl pırıl bir insandı Ayşe. Yazık, bir derdi var muhakkak. Halil Paris'ten gelen o tiyatrocular için müthiş bir davet veriyor. Şarap, kurbağa bacağı, Debussy, mum ışığında bol bol sanat dedikodusu. Adamlar yarış uzmanıymışlar. Avantgardın önderleri. Dergi için özel bir röportaj düşündüm. Tabii ki fotoğrafları sen çekeceksin. Şöyle çarpıcı siyah beyaz fotoğraflar. He, tamam mı? Murat. Geçmiş olsun Ayşe. Teşekkür ederim. Murat, arkadaşlarım Ömer, Banko, Hatice, Gülsüm, Zeynep, Sonya. Murat sanat tarihçisi. Yeni çıkan kitabının fotoğraflarını ben çekmiştim. Onun sayesinde bir takım kutsal mekanları görmüş ve tanımış oldum. Sizler yabancı değilsiniz çocuklar. Murat'la yalnız kalmak istiyorum. Peki, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Güle güle. Bütün arkadaşlarımın arasında bana huzur ve güven veren tek insan sen misin? Bunu yeni anladım.
uzun süre komada kaldım. Korkunç bir karanlık, berbat, dehşet verici bir yolculuk. Orada kabuslar içindeyken bir demek ışık gibi seni gördüm. Dua ediyordum. Öylece ayıldım. Seni daha önce de dua ederken görmüştüm. Bu katı karanlık, içi her türlü manadan mahrum dünyada, nereye dönsem boşluğa çarpıyordum. Bütün davranışlarım gayesiz, hiçbir inancım yok benim, kendime saygım yok. Hiçbir şeye sevgi duyamıyorum. Boşuna çırpınıp duruyorum. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim Ayşe. Pek çok kimse de beklemiyordu. Bak, o gece bu olaydan birkaç saat önce çektirmiştim bunları. Birden anladım Murat. Bana senden başka kimse yardım edemez. Senin yol göstericiliğine büyük ihtiyacım var. Beni kırmazsın değil mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş. Buyurun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm Mustafa amca. Ve aleykümselam Murat oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kuşağızı adındasınız demek. Efendimin sözünü hatırladım. Hürriyet isteği baskıdan, zorlamadan doğar. Hürriyetin kendisi gelince de ölür demişti. Yani? Kuşlar bıraksak da gitmiyorlar. Çünkü burada ne baskı var, ne de zorlama. Bosna Müslümanları bu topraklarda bir kutunun içinde gibiyiz. Biz bildik bileli Sırplar gaddarca, Hırvatlar kalleşçe oynarlar oyunlarını. Siyasilerin bütün birleştirici çalışmalarını yerinde görürüz. Lakin tedbiri de elden bırakmamak gerek. Buradan niyetin nereye? Çiftliğe, Fadıl amcama. Selam ve muhabbetimizi söylemeyi ihmal etme. Baş üstüne. Mustafa, bir de dergahın kapısını sor bakalım. Hususi hayatın ne alemde? Herhangi bir mesele var mı? Yok efendim. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Her şey yolunda. Avcılar mevsimin hareketli geçeceğini söylüyorlar. Dün gece bir buzağı doğdu. Köyde ne var ne yok? Bildiğin gibi. Yalnız kütüphane binasına bir ek yapılıyor, kitap lazım. Senden de bir liste rica edeceğiz. Ne demek? Hazırlarım tabii. Ha, aklımdayken hemen söyleyeyim. Hüseyin Ardıç'ın tesip üzerine nefis bir kitabı çıktı. Tam sana göre. Çok iyi. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Otur ya. Ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım. Nasılsın oğlum? Teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok afiyet güzel olmuş. Olsun. Fadıl amcam nasıl? İyi. Her zamanki gibi atölyede uğraşıp duruyor. Selamünaleyküm amca. Ve aleykümselam. Oo evladım, sen miydin? Hoş gelmişsin. Öpeyim. Sağ olasın, sağ olasın. Geç otur şöyle bakalım, geç otur evladım. Nasıl gidiyor üniversitedeki işler? İyidir amca, iyi gidiyor. Çok şükür, çok şükür. Ha, amca, senin yüzünden dergâhta işler karışmış. Hayrola, ne yapmışım ki? Şeyh Salih Efendi selam söyledi, muhabbetlerini gönderdi ama... Dergahın kapısının tamirinden umudunu kesmiş. Hadi oradan geveze.
Elçiye zeval olmazmış amcacığım. Bunu ziyaret olarak saymıyoruz. Tekrar geldiğimde daha uzun kalırım. Ne zaman? İlk fırsatta. Alasmağlık. Güle güle yavrum. Alasmağlık. Güle güle. Alasmağlık. Güle güle oğlum, güle güle. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes işine. Hadi. Rahmetli babası geldi sandık. Sağ ol. Gel kızım. Sayın dinleyiciler, yayınımıza biraz ara vererek şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. Bağımsızlık referandumunun tarihi belirleniyor. Bosna Hersek'le ilgili fedakarlıklar, çekilen sancılar artık meyvasını vermeye başladı sevgili dinleyiciler. Uzun yıllar kimliği çürütülmek istenilen Bosna Müslümanları artık kendi iradeleriyle bağımsızlık adımı atmış olacaklar. Ali İzzet Begoviç'in önderliğinde sürdürülen çileli çalışmalar sonuç veriyor. Begoviç'in biraz önce yaptığı açıklamaya göre bağımsızlık referandumu an meselesi sayın dinleyiciler. Şimdi müzik yayınına devam ediyoruz. Mümin ümitli insandır. O en karanlık gecede bile mavi bir ışığı, sabahın parıltısını sezer. Mümin dualarıyla çevreyi aydınlatır. Ümit arayışına çıkanlara kaynak olur. O her yerde, her zaman sabrı telkin edendir. Oğlum, şunu unutma ki insan üç esastan müteşekkildir. Biri ruhudur. Onu melekül mevt, yani ölüm meleği, bilmediğimiz bir zamanda, bilmediğimiz bir tarzda alır. İkincisi bedenidir. Onu da toprak alır. Kurt, kuş, yer bitirir. Üçüncüsü ise icraatıdır, amelidir. İşte bu çok mühimdir. Ebediyen kalıcı olan da budur. İcraatı iyi ise hep iyi olarak kalacaktır. Kötü ise hep kötü olarak. Neticesi ya ebedi saadet yani cennet ya da ebedi felaket yani cehennemdir. Sen yavrum ebedi saadeti seç. Ebedi saadeti. İyi geceler. Davetsiz misafir kabul eder misin? Buyur. Evime, atölyeye dönemeyeceğimi anladım Murat. Oranın kapısını açarsam gene bıraktığım noktaya döneceğim. O atölye beni gene o korkunç iç karanlığına çekecek. Arkadaşlarımı da görmek istemiyorum. Hiç değilse bir süre. Toparlanmaya, güçlenmeye ihtiyacım var. Düşündüm ki hiç olmazsa birkaç gün eski çevremden tamamen uzaklaşmam gerek. Seni rahatsız etmekten çekiniyorum ama başka çarem yok. Benim derdim iç dünyamı. Sen inançlı bir insansın Murat. Ben inançsızım. Yalnızım. Kabahat bende mi? Beni böyle yetiştirenlerde mi? Bilmiyorum. Babam Komünist Partisi'nin ileri gelenlerindendi. Ateistti. Yalnız başarıya tapan biriydi. Ben 10 yaşındayken öldü. Annem bir başkasına gitti. Beni bir daha aramadı. Ben boyutsuz, bencil, kasvetli bir dünyanın insanıyım. Bir yatılı okulun soğuk duvarları arasında yetiştim. Okuduğum bütün kitaplar hayatın boşluğundan, dünyanın saçmalığından söz ediyordu. İçinde doğduğum düzen insanı ilah yerine koyuyordu. Sonuç yalnızca umutsuzluk, kölelik, yalnızlıktı. Benim çevrem günü gününe yaşayan insanların acımasız ve katı dünyası. 18 yaşından itibaren fotoğrafçılık sanatına bir çeşit din gibi sarıldım. Madde ötesini reddeden,
kağıt üzerinde yalnızca gözün gördüğünü çoğaltan bir din. Bütün heyecanların bu temelsiz, yalın kat dünya üzerine kuruldu. Sonuç ortada. O hastane odasında sıfırı tüketmiş, nereye gideceğini bilemeyen biri. Ne olur beni ayıplama. Birkaç gün kalıp kendimi toparlamama izin ver. Paris'te oturan bir amcam var. Bana orada bir burs bulmuştu. Atölyeye gidip bir bakar mısın Murat? Belki amcamın gönderdiği uçak bileti gelmiştir. Olur, giderim. Sen evde kalabilirsin. Mümin, ümitli insandır. O, en karanlık gecede bile mavi bir ışığın parıltısını sezer. Mümin, dualarıyla çevresini aydınlatır. Bu defterdeki notlar benim hapishane hatıralarımdır. İnsan çabuk unutur. Bu yazdıklarım hiçbir edebi değer taşımasa da yüreğimdeki duyguların aktarılmasıydı. Sana verebileceğim başka değerli bir şeyimin olmadığını anladım oğlum. Bu defteri sana bırakıyorum. İkinci Dünya Savaşı sonlarında Yugoslavya'da Cumhuriyet Hareketi başladı. Kralcı Sırp Çetnik çeteleri, Cumhuriyetçiliği bayrak edinen Marksist partizanlar ve Hırvatların Ustaşi grupları kıyasıya mücadele ediyorlardı. Benim gençlik dünyam işte bu şartlarda oluştu. Bunu da tak beline oğlum. Ortalık çok karışık. Size burada daha çok lazım olur baba. Biz Foça'ya vardık mı selametteyiz demektir. Ama ya sizler? Tüfeğimiz var oğlum. Al şunu da tak beline vedalaşalım. Hadi Allah'a emanet ol. Oku Ragibim, oku. Oku da büyük adam ol. Sağ ol baba. Ah Ragib, şu namaz vaktinde köyün yarısı evindedir. Ne oldu bizim insanlarımızı anlayamam. Ne namaz, ne niyaz. Çamura batar gibi gaflete daldı insanlarımız. Gözünü seveyim, dikkatli ol oğlum. Çetnikler köyün yakınında dolanırlar. Hakkını helal et baba. Helal olsun oğlum. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol.
Dikkatli ol oğlum. Bu yöreyi ilk defa basıyoruz. Müslümanlar hazırlıksız yakalansa da, kaybımız az olsa. Bizimkilerin başında Milan olduktan sonra endişeye gerek yoktur. Evet, Milan işini iyi bilir. Doğru, krallığımıza ve kiliseye bağlılığı tamdır. Arkadaşlar, mümkün olduğu kadar köye sessiz yaklaşın. Sağa ve sola dağılıp benim emrimi bekleyin. Marş üstüne, tamam mı? Kumandan Bilal. Çağırayım. Kimse sağ kalmasın. Çabuk. Hadi yukarı. Ne olur bırakın beni. Bırakır. Bırakır. Ama bir şart. Hristiyano, bizim dinimize katılın ondan sonra. Alın şunu. Bu sizin olsun. Defolun. Allah'ın cezasından korkarım. Senin gibi cüce ruhlu basit maşaların yapacaklarından da gene Rahman ve Rahim olan Allah. Getirin şunu. Anneciğim.
Ana! Ana! Bizler topraklarımızda huzur içinde yaşıyorduk. Sonra Kosova faciasıyla Türkler geldi. Sırp karakterimizi böldü. Ve içimizdeki bazı hainler Müslümanlığı kabul etti. Evet doğru. Ne mutlu bize ki hak dinle tanıştık. Onu benimseyip Müslüman olduk. Keşke sizlere de nasip olsaydı. Allahu ekber! İşte! O aslını inkar eden hainlerden birisi karşınızda! Allahu ekber! Onun şahsında bütün Kosova'nın intikamını almalıyız! Atın! Hayrola, bu ne telaş? Buradan derhal kaçmalıyız efendim. Hayır, bir yere gitmem. Ama efendim, çetnikler köyü bastılar. Yazık. Bunca Müslüman can vermişken benim kaçmam doğru olur mu? Fakat efendim, çare yok. Köyün canlısı kalmadı. Çetnikler her tarafı yakıp yıkıyorlar. Köyün canlısı kalmadı mı? Ne köy kaldı, ne de köylü. Sizinle birlikte sadece 3 kişiyiz canlı kalan. Beraber ölmektense beni bırakın. Siz kurtulun bari. Şehit olacaksak hep beraber oluruz. Evet, hep beraber.
Bomba! Kim bu yiğit? Hücum! Partizan imam. Kendisi Foça'da imamlık yapardı. Çetnikler köyündeki kız kardeşine tecavüz etmişler ve öldürmüşler. O da daha çıkıp partizan olmuş. Cümlemizden. Tam zamanında yetiştiniz. Şeyh Kazım Efendi de yaralı, ona yardıma gidelim. Geçmiş olsun Kazım Efendi. Allah razı olsun Nedim Efendi. Tam zamanında yetiştiniz, sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Nereye gideceksiniz? Şu dağların ardında tanıdık bir köy var. Oraya sığınırız herhalde. Şimdi cenazelerimizi defnedelim. Çetnik çetelerini kollayacağım. Akşam köyde buluşuruz. Oldu. Hadi hocam. Ey Rabbimiz! Unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sil, bağışla bizi. Aşağı köydenim. Ben de partizanım. Partizanım. İnan bana. Yaşasın partizanlar! Yaşasın partizanlar! Yaşasın partizanlar! Yaşasın partizanlar! Yaşasın partizanlar!
lillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine's sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril meğtubi aleyhim velattallin. Bu zamanda Müslümanların can güvenliği için partizanlarla işbirliği yapmaktan başka çaresi yoktur. Çetnik zulmü her yana yayılıyor. Yani çetnik zulmü var diye partizan mı olalım? Partizanlık ve Müslümanlık, bunlar nasıl yan yana gelebilir? Bir imam partizan reisi olmakla kalmıyor, Müslümanları da bu işe teşvik ediyor. Akıl alacak şey değil. Partizanların dinsizliğini bilmeyen mi var? Elhamdülillah, hepimiz Müslümanız. Lakin daha bu sabah köyünüzde olanları da unutmayalım. Yaptığınız iyiliği başımıza kakmayın şimdi. Haşa, öyle bir niyetimiz yok. Demem o ki, kendi kendimize yetmiyoruz. Düşman karşısında eziliyoruz. Başka çare olmalı. O çare var evlat. Var da biz Müslümanlar bunun farkında değiliz. Kimliğimizi iyi bellemeliyiz. Neysek o olmalı, ona layık yaşamalıyız. Bize müsaade hocam. Arkadaşlarınız dışarıda beklerler. Yok, olmaz. Bu gece misafirimiz olun. Ben gidip onların da yatacak yerlerini hazırlatayım. Sağ olun hocam. Şeyh efendinin sözü üzerine söz eklemek haddim değildir. Ama nefsimi de müdafaa etmeye mecburum. Hiç kimse kendi isteğiyle partizan olmuyor. Bir yandan usta şeyler Hırvat milliyetçiliği yapıp Sırp köylerine saldırıyor, sonra da suçu biz Müslümanlara yüklüyor. Diğer yandan çetnikler, onlar da habire Müslüman kanı akıtıyor. Şu zamana kadar 200.000 Müslüman kestiler. Bunlarla başka türlü nasıl mücadele edilir? Söyleyin, hemen partizanlığı bırakayım. Vakit de geç oldu. Bize müsaade. Ragip, oğlum, sen siyasi mücadele için şehre git ve oku. Fadıl evladım, sen de yaraları sarmak için köye dönmelisin. Hiçbir şey daha bitmedi. Çok uzak gibi görünen, aslında yakın olan geleceğe hazırlanmak gerek. Artık seni orada Şeyh Salih Efendi Hazretlerine emanet ediyoruz. Selamımı, hürmetimi söyle kendisine. Başüstüne. O andan başlayarak hayatımın bitmeyen mücadelelerle dolu olacağını sezmiştim. Yapılacak tek şey vardı. Bu çetin hayat içinde kalbimin katılaşmasına asla izin vermemek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Amcamdan. Biletimi göndermiş. Benim önemli bir randevum var. Şimdilik hoşça kal. Güle güle. Demek Kazım Efendi kardeşimizi tanırsınız. Evet efendim. Selam ve hürmetlerini söyledi. Aleykümselam. Başka bir şey söyledi mi? Evet efendim. Beni size emanet etti. Kabulümüzdür. Nerede kalacaksın? Bir Hırvat kadının pansiyonuna girdim. Yeme içme meselesini de konuştuk efendim.
Kadın bizim dinimizin yasaklarına az çok vakıf zaten. Pek güzel. Mustafa, sen de yardımcı ol. Baş üstüne efendim. Ah, yıllar ne çabuk geçiyor. Bay Ragıp'la Bay Rado hukuk fakültesini bitiriyorlar. Ne iyi gençlerdi. Onları çok özleyeceğim. Size teşekkür borçluyuz madem. Ah. Oo, amcaoğlu hoş geldin. Hoş bulduk. artık karşımızda koca bir hukukçu var desene. Buyur buyur. Sağ ol. Hukukçu olsak ne olur, olmasak ne olur? Buyurun. Komünist değilsen, Komünist Partisi'ne kayıtlı değilsen istikbalin yok demektir. Teşekkür. Havanı alırsın. Evet, ne yazık ki öyle. Hele bir de adın İslamcı'ya yahut Hürriyetçi'ye çıktı mı yandın. Öyleyse bu gidişe dur diyecek birileri olmalı. Buna niyetlisin galiba amcaoğlu. Bak, yengen elleriyle yaptı bunlar. Sağ olsun, elleri dert görmesin. Pek de lezzetliymiş. Artık senin de başını bağlamak lazım. Senin de evlenme zamanın geldi amcaoğlu. Kısmetse o da olur amcaoğlu. Hem bugünkü diploma merasimine efendi hazretlerini çağırmamakla ayıp mı ettim ben acaba? Yok. Onlar ermiş insanlardır. Böyle şeyleri hoş karşılarlar. Bak, mezuniyetin için sana bir hediye getirdim. Kendi ellerimle yaptım bunu. Madam Rosa, kahvaltı hazır mı? Madam Rosa! Hazır, buyurun. Günaydın Ragıp. Günaydın Ragıp. Madam Rosa, bu sabah çok açım. Ne o? Misafirim var galiba. Evet, Fadıl amcamın oğlu. Hoş geldiniz. Bu da pansiyon arkadaşım Rado. Memnun oldum. Fadıl Zepa'da oturuyor. Diploma törenimiz için incelik gösterip gelmiş. Rado da bugün benimle birlikte diploma alacak, biliyor musun? Kahvaltı yapmadıysanız buyurun, beraber yapalım. Tabii. Buyur amcaoğlu. Beraberliğimiz bitiyor arkadaş. Güzel günlerdi. Güzeldi. Çalanınız geldi. Kurabiyeleri yengem yapmış, Fadıl'ın hanımı. Teşekkür ederim. Sözümü bir türlü dinletemedim. Komünist Partisi'ne kaydını yaptırsaydı şimdi parlak bir geleceği olurdu. Bunları çok konuştuk Rado. Artık yetmez mi? Sonuç alamadıktan sonra konuşmak neye yarar? Daha fırsat tamamen kaybolmuş sayılmaz. Gel merasimden sonra seni partiye götüreyim. Hayır. İnatçı herif. İnatçı değil, inançlı. İnançlıymış. Ne işe yarar o dediğin? Rado, biraz saygılı ol lütfen. Arkadaşlığımızın hatırasını zedeleme. Aa, çocuklar! Neler bakayım böyle? Ben sizlerden ayrılacağım diye üzülüp dururken neler yapıyorsunuz bakayım? Kimsenin Komünist Partisi'ni küçük görmesine tahammül edemem ben. Ah, meseleyi büyütme. Büyütürsem ne olacak? Yok. Ne olacaksa olur be! Ulan o Moşe!